sektörel bakışa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Q&A Bölge Müdürü Cem Geyik Bey ile birlikte. Cem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cem Bey şimdi Q&A Türkiye, Orta Asya ve Rusya Bölge Müdürü olarak geçiyorsunuz. Doğru. Q&A kimdir? İlk nerede faaliyete başladı ve Türkiye'ye nasıl geldi? Kısaca bir şöyle tarihinden bahsedelim. Tabii Q&A bir doğrudan satış firması ama diğer doğrudan satış firmalarından firmamızı ayıran önemli özellik e-ticaretle doğrudan satışı Asya'da birleştiren ilk firmayız. Ve Q&A tüm dünyanın aksine Avrupa'da, Amerika'da değil Asya'da büyüyen ve Asya'dan Avrupa ve Amerika'ya doğru büyümesini devam ettiren çok özel bir Asya firması. Türkiye 2010 yılında geldik ve 2010 yılından bugüne kadar ortalama %10'luk sektörde bir %10 bir ortalamamız var ve her geçen gün bu sayıyı daha da arttırmaya devam ediyoruz. Çok geniş kitlelere ulaşmış durumdayız. Aynı zamanda Türkiye'de hem istihdama hem de Türkiye'deki yerel üreticilere farklı desteklerimiz var. Çünkü Türkiye'de ürün ürettirip Q&A'nin bağlı olduğu diğer ülkelerde de Türk ürünlerini nihai tüketiciye ulaştırıyoruz. Evet, aslında bir ihracat var burada. Doğru. Peki efendim, doğrudan satış dediniz. Doğrudan satış nedir? Yani bu işin asıl temel hizmeti nedir? Şöyle bir detaylandırabilir misiniz? Doğrudan satış aslında çok temel olarak direkt bir ürünü nihai üreticiden alıp nihai tüketiciye aracısı ulaştırmak. Evet. Biz biliyorsunuz herhangi bir pazardan bir şey, diyelim ki bir domatesi alıyoruz. Bunu işte bir manava gidene kadar ki bir süreç var. İşte çeşitli toptancılar, işte çiftçiler vesaire. Ama bizde ürün bizzat üretildiği noktadan nihai tüketiciye herhangi bir aracı olmadan şirketler vasıtasıyla ulaştırılması. Dolayısıyla evet, da bu çok daha büyük avantaj hem de fiyat avantajı sunuyor insanlara. Mesela? Şöyle herhangi bir mağazadan aldığınız ürüne çünkü birçok karlılık da var. Mağaza giderlerinden tutun da aradaki işte birçok dağıtım kanalı var. Bunlara giden o gelir. Evet. Ortadan kalkıp direkt cüzi bir karla direkt nihai tüketiciye ulaştırılması ciddi bir anlamda nihai tüketiciyi koruyan ve onların gelirine yardımcı olan bir sektör. Aslında ürünü satacak olan kişinin maliyetlerini de azaltıyorsunuz. Doğru. Değil mi? Doğru. Peki Q&A buradan nasıl gelir elde ediyor? Şöyle biz tamamen kendi ürünlerimizi ürettirip nihai tüketiciye satıyoruz. Ve bunu yaparken çok cüzi bir karla sattığımız için. Normalde işte biz kişisel bakımdan lüks grup ürünlere, ev bakımından işte temizlik grubu ürünlerimize, evet, şampuandan aklınıza gelecek birçok ürünlerimiz var ve bu ürünleri mağazadan almak yerine bizden almalarından dolayı ciddi bir karlılık var insanların. Gelir anlamda ciddi bir elde ediyorlar ve bizzat ayaklarına geliyor. En önemli özellik o. Evet. Herhangi bir mağazaya gitmenize gerek kalmadan direkt sizin internetten sipariş veriyorsunuz. Biliyorsunuz yeni jenerasyon artık her şeyde sosyal medyada, e-ticaret üzerinde ve tam da yeni jenerasyon özellikle Z kuşağının çok istediği bir sektör doğrudan satış. Bizde klasik doğrudan satışından farklılaşarak e-ticaretle birleştirdiğimiz için bu anlamda ciddi bir avantaj sağlıyoruz özellikle yeni kuşağa. Evet, peki Cem Bey şimdi yeni kuşak girişimci. Doğru. İyi bize hatırlatıyor. Girişimciler de genelde genç kuşaktan çıkıyor. Burada bu yeni girişimcilere nasıl hizmetler sunuyorsunuz? Şöyle biz öncelikle bu yeni girişimcilerin kendini geliştirmeleri yönünde çeşitli eğitimler veriyoruz. Bu çok önemli çünkü biz bu sektörde 18 yaşını dolduran herkes bu sektörün içerisinde yer alabilir. Ev hanımından herhangi bir yerde çalışıp part-time bu işi yapmak isteyen dahil olmak üzere herkese kapımız açık. Evet. Dolayısıyla biz bu insanların kendi kişisel gelişimlerini ön plana çıkarak o insanların girişimci ruhunu ortaya çıkarıyoruz. O insanların satış konusundaki yeteneklerini ortaya çıkarıyoruz ve bunları geliştiriyoruz. Bugün işte ev hanımlarımız, gençlerimiz, part-time bu işi yapan insanlar tamamen artık bu işe kanalize olmuş durumda. Bir yandan da evlerine ek gelir evlenek gelir giriyor ve bu çok önemli bir şey. Özellikle de ekonomik daralmaların olduğu dönemlerde doğrudan satış ciddi anlamda yükselen bir trend tüm dünyada. Çünkü işsiz kalan olabilir veya iş ihtiyacı olan olabilir. Dolayısıyla da bu süreçte insanlar doğrudan satış sektöründe olarak bir yandan da hanelerine ek gelir sokuyorlar. Bu da çok güzel bir uygulama özellikle sektörde. Çünkü şu anda yaklaşık 1,5 milyon insan bu sektörden ekmek yiyor. Evet, kesinlikle. Peki şimdi bu dünyada nasıl gidiyor? Doğrudan satış pazarı dünyada şu anda aktif
ve yeni girişimcilerin çok tercih ettiği bir yer değil mi? Doğru. Doğrudan satış noktası. Doğru. Dünyada nasıl bir yerde? Şimdi tüm dünyada yaklaşık 192 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahip. Hmm. Geçen yılın rakamlarına baktığımızda %1.2 bir büyüme, genel büyüme var. Ama evet, ülkeler bazına baktığınızda mesela Avrupa'daki işte Almanya'da, Fransa'da ortalama %3'ler seviyesinde, %4'ler seviyesinde büyüme varken Türkiye'de geçen yıl 5.8 gibi bir büyüme oranı, yaklaşık bir önceki yılda 17.5 gibi bir büyüme oranı yakalamıştık. Ama genel ortalama olarak bahsedersek %10 civarlarına gelen bir büyüme var Türkiye'de. Bu da ciddi anlamda insanların hanesine gelir elde edilmesi demek. Ama sektörümüz buna rağmen daha yeni. Evet. Geliştirmemiz gereken, büyümemiz gereken çok daha büyük alanlar var. Çünkü Türkiye çok büyük bir pazar. Evet. Ve özellikle de genç nüfus çok büyük bir pazar. Dolayısıyla da yapılacak aslında çok şey var. Doğru. Bu sektörde. Doğru. Peki Can Bey, şimdi Türkiye'de yapılacak çok şey var dedik. 2019 yılında neredeyse bitireceğiz. Onu ayrıca konuşacağım, evet, ama önümüzdeki dönemde yapmış olduğunuz planlamalar nelerdir? Burayı biraz daha destekleyelim. Önümüzdeki dönemde Türkiye'de bir turizm alanında bir yatırım öngörüyoruz, hı-hı, şirket olarak. Aynı zamanda da çeşitli sponsorluklarla ilgili bir görüşmelerimiz şu anda hala hazırda başladı ve devam ediyor. Biz kulüp olarak, özür dilerim, şirket olarak İngiliz Lig Şampiyonu, hı-hı, Premier Lig Şampiyonu Manchester City'nin sponsoruyuz. Hı-hı. Uzun yıllarda devam ediyoruz. Yakın zamanda 5 yıllık bir süreci tekrar uzattık. Dolayısıyla da aynı sponsorluğu Türkiye'de de ve şirketimizin bağlı olduğu alanlarda da, hı-hı, ülkelerde de büyütmeyi planlıyoruz. Yapmaya devam etmek istiyoruz. Biz Türkiye'de Çalışma Bakanlığı, Çalışma Aile ve Sosyal Yardımlar, çok özür dilerim, her seferinde karıştırıyorum. Çalışma, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sevgi evlerinde amatör, evet, spora destek olarak biz bu işe başladık Türkiye'de. Evet. Hem kız hem erkek takımına ve çok da keyifli gidiyor. Ama şimdi daha bunu bir global düzeye, daha ulusal düzeye çıkartmak istiyoruz. Bununla ilgili de çeşitli takımlarımıza görüşmelerimiz var. Umarım çok kısa bir zamanda da bununla ilgili bir yol, evet, almış olacağız. Evet, peki efendim, o zaman dönelim 2019 yılına. Şimdi şu küresel piyasalardaki bu hareketlilik doğrudan satış tarafını nasıl etkiledi? Aynı zamanda da yurt içinde nasıl geçirdiniz bu yılı? Dünyada diye, özellikle iki tane sektör global bu tarz daralmalarda, işte, hı-hı, ekonomik daralmalar daha doğrusu, bunda iki tane sektör her zaman ilerleme kaydetmiştir. Bir tanesi gıda, bir tanesi doğrudan satış. Dolayısıyla bu tarz daralmalar aslında doğrudan satışa orantıda, doğrudan satış, evet, her zaman daha çok tercih edilir oluyor. Evet. Çünkü insanların ek gelir ihtiyacı oluyor. İnsanların işe ihtiyacı olabiliyor. Dolayısıyla da sektörümüzün en önemli özelliği herhangi bir sermaye koymanıza gerek olmadığı için sadece tek şartımız 18 yaşını doldurmuş olmanız. Onun dışında herhangi bir sermaye ihtiyacınız yok. Direkt işe girebilirsiniz. Hı hı. Ürünleri pazarlaması, tanıtımını yapabilirsiniz. Bunlardan ciddi gelirler elde edebilirsiniz. Ama en önemli nokta, çalışmanızda doğru orantılı gelirlere sahip olabilirsiniz. Yani siz ne kadar çalışırsanız o oranda geliriniz artacaktır. Evet. Ve bunu sizin belirliyor olmanız çok güzel. Çünkü klasik, özellikle yeni kuşak diye bahsettik, 9-6 çalışmayı sevmiyorlar. Ve her şey patron zihniyeti çok sevdikleri bir şey yapı değil. Dolayısıyla da bu sektör tam onların istediği gibi bir sektör. İstekli zaman kalkıp, istekli zaman bu işe kanalize olup günün herhangi bir saatinde veya gece ne zaman isterlerse bu işi çok rahat bir şekilde yapabilirler. Şu an dediğim gibi doğrudan 1,5 milyon, yaklaşık 1,5 milyon bağımsız temsilci var. Dolaylı olarak ailelerini de katarsanız 5-6 milyon kişi bu işten şu anda Türkiye'de gelir elde ediyor. Ve bu her geçen yıl daha da artmaya devam ediyor. Biz geçen yılki rakamımızda %5.8 büyüdük ki bu yılda muhtemelen daha açıklanmadı ama 3 aşağı 5 yukarı aynı rakamlarda devam edecektir. Belki daha fazla edecektir. Evet. Biz QNET olarak kendi adımıza şunu söyleyebilirim. Bizim büyüme oranımız ortalama %10'larda, hı-hı, ve bir yandan hem Türkiye'deki yeni girişimcilere ciddi katkıda bulunuyoruz. Bir yandan da onların gelişimi, kişisel gelişimi için de çok önemli. Sadece satış değil amacımız. Yani o insanların kendini ifade etmesi, bir bulundukları ortamlarda kendini, o farklılıklarını göstermesi, kendine güvenmesi, tabii, üzerine kurulu bir eğitim sistemimiz var ve bir yandan da ek gelir elde ediyorlar. Evet. Bir yandan da sosyal ortama ayak uyduruyorlar. Çünkü ev hanımlarınızı alıyorsunuz veya öğrenciler alıyorsunuz. Sosyal bir ortamda, bambaşka bir noktada çok daha keyifli oluyor. Bir aile gibi oluyorsunuz, evet, aslında.
Evet Cem Bey, şimdi sizin sözlerinizden ben şunu anladım. QNET'ten faydalanabilmek için, yani hizmet alabilmek için tek kriter sanki 18 yaşını doldurmuş olmak. Ancak bunun yanında neler olması gerekiyor? Yani nasıl ürünlere hizmet ediyor olması gerekir? O kişinin sizden bu doğrudan satış sektöründen hizmet alabilmesi için. Şöyle, bizim hemen hemen her yaş grubu için ürün gamımız var. Bu tamamen kişinin kendi isteğiyle doğru orantılı. Hangi ürün grubu kendisi için, kendisine mantıklı geliyorsa, seviyorsa ya da hani biz ona his diyoruz. Hani hangi ürünle daha rahatsa diyelim. O zaman ona kanalize oluyor. Biz herhangi bir yönlendirme söz konusu olmuyor. Biz sadece onlara ürün gamımızı açıyoruz. Onlarla ilgili eğitimler veriyoruz. Kişi kendi tercihine göre belirliyor. Bazı kişiler işte ev grubu ürünler dediğimiz işte ev bakım grubu işte işte temizlik ürünlerimizden tutun da su arıtma cihazına kadar çeşitli ürün grubu var. Bazılarımız tatil grubu ürünlerimizi tercih ediyorlar. Bazılarımız tamamen renkli kozmetik dediğimiz özellikle kadınlar renkli kozmetik konusunda ciddi bir şey var, ilgi gösteriyorlar. Bir yandan da renkli kozmetiklerimizi Türkiye'de ürettiriyoruz. QNET'in bağlı olduğu da diğer ülkelere göndermeye başladık. Bir yandan da bir katma değer yaratıyoruz Türkiye ekonomisine. En çok fırsat yaratan sektör hangisi şu anda? Ürün bazını söylüyorsunuz? Ürün bazında. Ürün bazında aslında çok ilginç su arıtma cihazımız ve tamamen el işçileriyle üretilen saatlerimiz çok tercihde bulunuyor. Onun arkasından hemen kişisel bakım grubu ürünlerimiz devreye giriyor. İşte saçtan ayağa kadar olan bütün geniş bir yelpazede. Özellikle kadınlar bu konuda çok talepli ve özellikle renkli kozmetik ürünlerimiz çok beğeniliyor ve çok tercih ediliyor. Biz de düzenli olarak işte ülkenin çeşitli bölgelerinde, çeşitli illerinde toplantılar yaparak bir yandan da hem kendimizi tanıtıyoruz hem ürünlerimizi tanıtıyoruz. Bir yandan dediğim gibi katma değer yaratmaya çalışıyoruz Türkiye'ye. Çünkü QNET'in amacı sadece Türkiye'de gelip işte belli bir satışa ulaşmak değil, bir yandan da o var olduğu ülkede neler yapabiliriz ve devletle beraber, hükümetimizle beraber neler ortak yapabiliriz, nasıl katkıda bulunabiliriz ekonomiye veya ne gibi sosyal sorumluluk projelerinde yer alabiliriz? Bu önemli çünkü bizim en önemli özelliklerimizden bir tanesi de sosyal sorumluluk projeleri. Evet. Biz düzenli olarak sosyal sorumluluk projelerinde görev alıyoruz ve grup olarak da bunu destekliyoruz. Dolayısıyla da yani her şeyi bir arada götürmeye çalışıyoruz. Çok da keyifli. Peki katma değeri en yüksek olan ürün hangisi? Türkiye için turizm grubu ürünümüz ciddi anlamda katma değeri yüksek. Aynı zamanda dediğim gibi mesela gıda takviyesi ürünlerimiz, kozmetik grubu ürünlerimiz de katma değer anlamında iyi. Şu anda Türkiye'de temizlik robotu ve birkaç tane farklı ürün ürettirme konusunda son aşamaya geldik. Eğer onlar olursa onlar muhtemelen bir numaraya çıkacak gibi gözüküyor. Çünkü çok unique ve çok farklı bir ürün grubuna sahibiz. Bu aynı zamanda dediğim gibi sadece Türkiye değil. Türkiye'de ürettiğimiz bütün ürünler aynı zamanda Rusya'sı, Kazakistan'ı, tüm Orta Asya'sı ve İşte Asya'sı, Avrupa'sı yani Almanya'da dahil olmak üzere birçok ülkede satışa sunulacak. Bu da herhalde ciddi katma değer yaratacaktır. Peki Can Bey, ödeme sistemlerinizden biraz daha bahsedebilir misiniz? Yani müşterileriniz nasıl ödeme yapıyor? Oradaki güven nasıl sağlanıyor? Biz şöyle anlatayım. Bizde kredi kartı ya da nakit ödeme dışında. Nakit ödeme dediğim banka kanalıyla. Herhangi bir elden nakit biz kabul etmiyoruz. Bizim en önemli şeyimiz güvenlik açısından. Her şeyin kayıt altına alınması çok önemli bizim için. Banka üzerinden ürünler, kişiler para transferlerini gerçekleştirebilirler veya kredi kartıyla taksitle satın alma imkanları var. Bunun dışında ürünleri hemen alıyorlar ve fatura sektördeki uygulamaların biraz daha ötesinde farklı bir uygulama yapıyoruz. Biz nihai tüketiciye de faturayı gönderiyoruz. Yani fatura bizim şirket olarak herhangi bir üyemiz olmak gibi zorunlulukları yok. Değil. Dolayısıyla biz ürünü siz herhangi bir şekilde girip ürünümüzü beğenip satın alabilirsiniz üye olmadan. Dolayısıyla da ürünü gönderdiğimizde faturayı da sizin adınıza gönderiyoruz ürünle beraber. Dolayısıyla da herhangi bir şekilde yani elinizde ödemiş olduğunuz rakamın karşılığında da faturası ve bütün ürünü ve bütün detayları bir şekilde alıyorsunuz. Güvenli bir e-ticaret ortamı sağlıyor. Her şey %100 güven ortamına dayalı ve dediğim gibi elden herhangi bir para alışverişim söz konusu değil. En önemli kurallarımızdan bir tanesidir bu. Bir de doğrudan satışta normalde bir bağımsız temsilci aracılığıyla nihayet tüketiciye ulaşıyorlar ve bağımsız temsilciler işte bir firmadan 10 liraya aldığında işte gidip 10 liraya 12 lira gibi bir böyle bir üzerine kar koyarak satarlar. Bu bağımsız temsilcilerin de kazanması gereken bir gelir var. Daha doğrusu yapmış oldukları satış üzerinden. Dolayısıyla da bizde bu
herhangi bir elden alışverişi yasakladığımız için evet. Her şey bankacılık kanalı üzerinden yapıyor ve biz kişinin kazanmış olduğu, bağımsız temsilcinin kazanmış olduğu komisyon gelirinden devlete ekstra %20 vergi veriyoruz. Yani evet. Normalde bu uygulamakla zorunlu olmadığımız ama bizim istediğimiz bir uygulama. Hı hı. Bu açıdan da ekstra bir şey veriyoruz. Vergi geliri doğuruyoruz. Evet. Bu da bizim için bizi mutlu eden bir uygulama işin. Evet Can Bey. Peki o zaman şimdi bağımsız temsilciler dedik. Yani bu Türkiye'deki özellikle Qnet'in satış temsilcileri nasıl, nerelerde şu anda bulunuyorlar? Tüm Türkiye'de. Hı hı. Tüm Türkiye'de hemen hemen her kasabada, her ilçede varız. Tabii belli şehirlerde daha fazlayız. O da birazcık imkanlarla doğru orantılı. Ama ağırlıklı İstanbul, İzmir, Antep, Mersin bu bölgelerde. Ama hemen hemen Türkiye'nin bütün vilayetlerinde varız. Evet. Dolayısıyla da biz de bütün vilayetlere gitmeye çalışıyoruz. Düzenli eğitimler yapmaya çalışıyoruz. Onlara evet. ulaşmaya çalışıyoruz. Sosyal sorumluluk projelerinde ortak çalışmalar yapıyoruz. Yani sadece amacımız satış ya da amacımız hani para kazanmak, gelir evet, elde etmek değil. Aynı zamanda da sosyal sorumluluk projelerinde evet. hep beraber bir çalışma yapıp Türkiye özelinde evet. farklı çalışmalar yapıyoruz. Evet, peki bu satış temsilcileri nasıl kontrol ediyorsunuz? Yani aynı zamanda o kişilerin de güven veriyor olması gerekir. Şöyle, tamamen bizim satış ağında bizim kontrol noktalarımız var. Kişilerin yapmış oldukları en ufak bir yanlışlıkta bu bilgilendirme bize birkaç saat içerisinde veya en geç ertesi gün öğreniyoruz ve hemen gereken uyarılar yapılıyor. Yanlış bilgilendirme. Bugüne kadar olmadı. Ama olmayacak anlamına da gelmiyor. Çünkü çok yoğun bir bağımsız temsilci grubumuz var. Şu anda 130 bin üzerinde bağımsız temsilcimiz çok var. Çok yüksek diyorum, evet. Ciddi bir kontrol mekanizmamız var. En ufak bir yanlışta önce uyarı yapıyoruz. Devamında derhal üyeliğimiz sonlandırılıyor, şirketle ilişkimiz kesiliyor. Ve herhangi bir şekilde biz de bir daha bir araya gelmesine izin vermiyoruz. Ve şu ana kadar da herhangi bir mağduriyetimiz olmadı. Çünkü ciddi bir kontrol mekanizmamız var. Dediğim evet. gibi özellikle elden para dışarışı yapmadığımız evet. için. Ve her şey online sistem üzerinden, işte bankacılık sistemi evet. üzerinden olduğu için evet. bu anlamda çok hani güvenli bir yapımız var. Evet. Bu açıdan da çok mutluyuz. Bu güvenli evet. yapıyı devam ettirmek istiyoruz. Evet Can Bey, peki bu bağımsız temsilciler ürünlerin fiyatını belirlerken sizce nasıl bir ürüne nasıl bir fiyat politikası uyguluyorlar? Yani size danışıyorlar mı yoksa kendilerince bir kar marjını koyup mu ekleyip? Onu biz açıklıyoruz zaten. Herhangi bir şekilde fiyatı indirmek ya da arttırmak durumu söz konusu bile olamıyor. Biz satmaları gereken rakamı belirliyoruz. Bu rakam üzerine asla satamazlar. Dediğim gibi bu çok önemli bizim için. Zaten nihayet tüketici de bu rakamları gördüğü için herhangi bir şekilde farklı rakamların konuşulması mümkün değil. Evet. Dolayısıyla da biz şirket olarak çok şeffafız bu konuda ve her türlü bilgilendirmeyi internet ortamında çok rahat bir şekilde hem basılı malzemelerimizi hem internet ortamında yaptığımız için herhangi bir yanlış anlaşılma durumu söz konusu olmuyor. Yani evet. tüketici aldığı rakam, verdiği rakamın karşılığına ne geleceğini ve ne kadar alması gerektiğini biliyor. Biliyor. Peki o zaman diyelim ki bir müşteri sorunla karşılaştı. Buradaki sorumlu kişi, temsilci mi yoksa Qnet mi oluyor? Qnet. Herhangi bir bağımsız temsilciye ihtiyacı olmadan bizim zaten nihayet tüketiciye fatura göndermemizdeki temel sebep bu. Herhangi bir bağımsız temsilciye ihtiyacı olmadan herhangi bir şikayet olması durumunda veya bir memnuniyetsizlik olması durumunda şirkette temasa geçmesi yeterli. Zaten gereken her türlü kolaylık ve yardım yapılıyor. Ürünü değiştirmek istiyorsa ürün değişikliği yapılıyor. Bütün detaylarla konusunda destek oluyoruz biz. Evet, peki efendim. Şimdi son dakikalarımızın da içine Tabii. girmiş olduk. Fakat sizin Qnet olarak Türkiye'de vermiş olduğunuz hizmetleri de barındıracaksak eğer, söylemek istediğiniz, belirtmek istediğiniz konu var mıdır? Biz sadece şunu söylemek istiyorum. Qnet, Asya'da büyüyen, Avrupa'ya ve Amerika'ya doğru giden çok özel bir firma ve biz sadece satış ya da bir şey değil, sosyal sorumluluk projelerimize varız. Dolayısıyla da bu konuda bizi takip etsinler. Sosyal sorumluluk projelerinde hep beraber bütün herkesi davet ediyorum. Beraberce Türkiye'de ciddi projeler gerçekleştirebiliriz. Evet. Bize katılmalarını bekliyorum. Evet, peki Can Bey, o zaman ben son olarak şunu sorayım. Temsilcileriniz, aynı zamanda müşterileriniz için böyle aktiviteleri ya da eğitimleri ne kadar sıklıkta yapıyorsunuz? Hemen hemen her 10 günde bir, 15 günde bir çok otel toplantıları, çeşitli aktiviteler üzerinden yapıyoruz. Çok sık, ciddi anlamda ve bunu tüm Türkiye genelinde yapıyoruz. Sadece İstanbul, İzmir ya da temel şehirlerde değil, Malatya'da da yapıyoruz, Antep'te de yapıyoruz, Ankara'da da yapıyoruz. Bütün çok
Türkiye'nin genel coğrafyasının hemen hemen her şehirde varız. Evet, çünkü bahsettiğiniz bağımsız temsilci adedi çok yüksek. Doğru. Bunları kontrol edebiliyor olmak, onları sürekli eğitimle yeniliyor olmak önemli sizin için gibi görünüyor. Hatta değil mi? Aynı anda birçok şehirde birçok eğitim aynı anda yapıyoruz. Evet. Yani tek bir eğitim yapmıyoruz, aynı anda yapıyoruz. Dolayısıyla aslında çok keyifli. Evet, peki. Cem Bey, o zaman ben çok teşekkür ederim. Programın böylece sonuna gelmiş olduk. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Evet, Sektörel Bakış'ın sonuna geldik. Son konuğumuz QNET Bölge Müdürü Cem Geyik Bey ile beraber doğrudan satış sektörünü değerlendirdik. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın.